Tamamdır. Merhaba millet, ben Sumatra Games'ten Görkem. Bugün Rigor Z'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ungamers klanınla birlikteyiz. Ceyhun, bize tanıtır mısın klan arkadaşlarımızı falan? Merhaba Klanında kimler arkadaşlar. var? Tabii. Merhaba arkadaşlar. Ben Ungamers klanından Ceyhun. Böyle arkadaşlarımız da bir klan arayışları vardı. Arama yapıyorlardı. Beraber buluştuk. Bir araya geldik. Klan oluşturalım dedi kendi aramızda. Bu klanı bulduk böyle. Sonra bazı arkadaşlarımızı aldık. Arkadaşlarımız kendini tanıtabilir şu an hatta. Sırasıyla Aa, örneğin. düştüm. Bu arada köprü oluşturduk arkadaşlar, üst üste bir Bir binanın dakika, bir tepesinde. dakika. Dağılmadı. Bir dakika bekleyin. Atlıyorum. Atla bakalım Atladım. Yusuf. Hop. Süpersiniz. Tamam oldu. Hadi sırayla ilerleyelim. Örneğin klanımızda Yusuf arkadaşımız var. Mehmet arkadaşımız, Ahmet arkadaşımız. Ondan sonra bir de Burak arkadaşımız var. Gelmek istedi. Size komposttaki loot yerlerini gösterelim diyoruz öncelikle de. Hani Aynen. nereden gelebilirsiniz diye. Dersin ilerlemeye başladım. Öncelikle bu bulunduğumuz binada rahatlıkla item bulabilirsiniz. Daha spamından geldiğiniz zaman. Şu alandan. Önümüzdeki beyaz bir alanlık var. Orada item bulabilirsiniz. Sonra bu binaya girin. Büyük ihtimalle item bulursunuz. Oradan çadırlara doğru gidelim istersen de. Aynen, Görkem. atladım aşağı. Tamam Gelin abi, ilerle. tepemden gelin. Düştü. Tepe gitti abi. Tamam, Tamam olan oldu ya. o kim benim üstümdeki kim o? Vurun zombiye Bilecek vurun. inşallah bugün. Vur Klanı abi. nasıl alıyorsunuz Ceyhun? Yani bir belirli bir Klana. şeyiniz var mı? Ya klana yeni kurduğumuz için hani belli bir şey daha yapmıyoruz. Çünkü o kadar kendimizi geliştirdiğimizi düşünmüyoruz. Hani herhangi bir klan başvurusu yapanı alıyoruz. Hani eğer bizimle oynama tarzı beraber oynayabiliyorsa takımımızı alıyoruz tabii ki. Zaten oyun içinde çoğu zaten PvE serverlerde arkadaşlarımız yazıyor. Hani klan aranır diye. Bazı Evet. arkadaşlarımız klan bulamıyorlarsa beraberlerini birleşip kendileri yeni bir klan oluşturabilirler en iyisinden. Hani Evet. bulamadıkları zaman. Örneğin sonra bu diğerlerine geçelim istersen komposttaki gezelim sırasıyla. Aynen, gezelim. Aynen. Bak burada çadırlarda bak örneğin item bulabilirler ama zombiler biraz fazladır. O yüzden dikkatli olmaları gerekir burada. Mutlaka yani bir yakın vuracağız. Bir tane silahları olması en iyisidir. Örneğin burada tepede çıkıyor örneğin bir tane. B92 vardı aldım Tamam, örneğin ben. Burada arkadaşlar meyve da buldum. suyu, çivi, beyaz sopası falan var. Aynen burada aslında yemek su çıkıyor. Silah falan yakıt devresi aletleri. Bir tane FNE buldum. Tamam. Peki oyunda premium sistemi var. Onun hakkında bir şey söyleyebileceğiniz mi? Evet Ne işe söyleyelim. yarıyor? Neler Söyleyelim. var? Şimdi premium olmadığın zaman itemlerini global denilen haritadaki kırmızı noktalara götürmek zorundasın karakterini. Oraya götürdüğün zaman çantana tıklıyorsun ve üstünde olan itemleri genel envanterine atıyorsun. Evet. İşte premium aldığın zaman direkt yani kırmızını globale gitmek yerine ise şey Gidelim. yapıyorsun. Çıkısı herhangi bir çıkısı attığın zaman genel çantana ulaşabiliyorsun. Öyle bir gereksinimin olmuyor. Anladım. O yerlere Ayrıyeten gitmeye gerek yok yani. aynen. Premium olduğun zaman ayrıyeten de şey oluyor. Zombileri öldürdüğün zaman normalde 10 XP alıyorsan 2 katı XP geliyor. De ekstra Öyle can değil. geliyor, onu unutmayalım. Aynen ekstra can geliyor bir %25 oranında bir can %25 yanılmıyorsam oyunda iki var. katı şey 125 olmuştu. oluyor. Aynen 125 oluyor canımız. Arkadaşlar PvE serverında oynayacaktık fakat hafta sonu olduğu için çok dolu giremedik ama oyun sonu Hayır girebilirsek gaydan gireceğiz. P7 buldum. Buradan da çıkıyor. Önüne arkadaşlar çadırlardan direkt ilerlediği zaman bu duvarda. Burası banka diye mi ne geçiyor bilmiyorum. Herkes farklı isimlerde adlandırıyor burayı. Evet. Örneğin buraya da gelebilirsiniz. Hadi bunun çevresinde de bir itemler bulabilirsiniz rahatlıkla arkadaşlar. MP7 Gelebilirler. sayıda çok Peki oyunda çok fazla hayatta kalma süresini yapmak için neler lazım? Yani şimdi çatışmaya falan girmeniz gerekiyor. aynen hani item Eyvallah bulmak için ama. belli bir oranda eğer hani heyecan arıyorsan giriyorsun hani PvP'ye bekliyorsun. Genellikle tek kişi oynadığın zaman hani bir yerde saklanarak adamı öldürmek daha iyi olur senin için. Çünkü kendini tehlikeye atmadan adamı rahatlıkla öldürebilirsin. Aynen. Ses çıkarmadan, sessiz, sakince. Bunun için hani dar alanları seçmen senin için daha iyi olur çünkü. Geniş bir alana geçersen adamlar önüne takım halinde gelebilirlerse seni öldürme ihtimalleri bayağı bir yüksek oluyor. Bundan sakınmak için tek girişli
bir girişini kontrol edebileceğin bir binaya girersen rahatlıkla hani adamı öldürebilirsin tabii ki. Burada da item çıkıyor benim olduğum yerde. Aynen, buralarda item buluyorsun. Komposta her yerde rahatlıkla her item bulabilirsin ya. Örneğin arkadaşlar bu oyunda dürbünle en iyisidir, hani sniper diye geçer. Hani kimi söylüyor. Bunların belli bir çıkma yerleri yoktur. Herhangi bir yerde karşısına çıkabilir. Sadece gözünün açık olması lazım. Çevreye dikkatli bakman lazım. Peki parayla satın alınan silahlar oyunda çıkıyor değil mi? Tabii çıkıyor. Her item çıkıyor. Belli bir iki tane item çıkmıyor sadece. Anladım. Onlar da markette en pahalı fiyata satılan itemler oluyor. Abi şeyde grup atabilir misiniz? Gruptaysanız satın. Sıranı söyle Atip. Antibiyotiği olan var mı? Bende. İstersen yola çıkıp gruplayabilirsin ya. Aynen. 11. Sen gel sen bende istersen görken. Geçti. Tamam, neredesin? 10. Baran yedin değil mi? Aynen. Tamam. Abi ona bir grup atın. Sıranı söyler misin? 10. Çadırları lootladıktan sonra bak gördüğünüz gibi burada yıkık köprünün altında bir binalar var. Binanın evet. Üst katında itemler çıkıyor. İleri doğru gidiyor. Binalar üst üste birbirine bağlanmış. Evet. Üst katlarında itemler bulabiliyorsun. Sonra alt katlarında da 2-3 tane bina var. Orada da bilirsin. Üst katına çıkalım. Tamam, öncelik. Çıkalım. Sizin yemleme taktiğinde bir taktiğiniz var. O çok hoşuma gitti benim. Özellikle arkadaşlara onu göstermek istiyorum. Hani çok az kişiyle oynadığınızda cidden bu taktik çok işe yarıyor. Hani ben sizde öyle gördüm. Az kişi oynadığınızda gayet güzel işler başarıyorsunuz. Burada Siksagur, Ağır Orman, Yavut silahlar var. Ya, yemleme tarzından çok biz genellikle burada komposta köprü var yani. Rahatlıkla oraya tutuyoruz. Hani tek giriş ön taraftan oluyor. Ağır Orman'ı niye çıkmış anladın? Bazı kişiler buglarla arkamıza çıkıyor tabii. Onların sorunu her yerde var. Oraya pusuyoruz. 3 kişi olduğumuz zaman herkes bir tarafa bakıyor. Hani ne taraftan adam geliyor. Olabildiğince adama sıkmıyoruz. Adam bize yaklaşmasını bekliyoruz. Anladım. Adam bize yaklaştığı zaman hani hepimiz beraber adamı sıkıyoruz. Bir kesin öldürebilirim, itemlerini alabilirim. İstersen sen aşağıya gel Görkem, bak. Burada da var öyle. Gel, item yeri. Bak arkandayım, bak arkandayım ben Görkem. Tamam, şu zombiyi alayım. Bu arada yetenek ağacınızı arkadaşlar zombi keserek arttırıyorsunuz XP ile. İlk önce fiziksel yetenek ağacını geliştirirseniz daha iyi olur. Fazladan can ve dayanıklılığınız artıyor. Görevler var. Aynen, görev sistemi geldi. Onlardan bahseder misiniz? Siz daha çok yapmışsınız görev. Ben şimdi ne desem yanlış olur. Görev sistemi gittikçe artıyor. İlk başta böyle XP vermeye başlıyor, ondan sonra giyici, ondan sonra arttıkça da değerli silahlar vermeye başlıyor. Bu görev sistemi her karakterinde ayrı seviyelerden bahsediyor. Bu arada kamposta tane adam varmış, onu da söyleyeyim. Birinci örneğin karakterinle 5. göreve geliyorsun. 5. görevdeysen yeni astığın karakterde gene 5. görevde olmuyorsun. Bastan bastıyorsun görevlere, bunu da söyleyelim. Anladım. Bu arada işe yarar bir yanı var mı görevin? İşe yarar yanı tabii ki var. Örneğin hani kolaylıkla ilk görevleri yapınca X alıyor, söyle bir 2000 civarında bir X'ler geliyor. X'lerle yetenek ağaçlarını en baştan bir hemen fulle hani bazen ilerletebilirler. Hı hı. İlerleyen görevlerinde hani GC veriyor. Hani oyunun kendi para sistemi. Onu veriyor 1000 GC tarında bir miktar. Onu alıp kullanabilip kendilerine istedikleri gibi item alabilirler. Bunlara dikkat edebilirler. Ondan sonra ilerleyen görevde örneğin bana ben 5. görevdeyim. Bana 50.000 dolar veriyor. Oyunun zombilerden öldürdüğümüzde çıkan parası. Bunları markette harcayabiliyoruz, kullanabiliyoruz. Bu arada adamlar abi adamlar var. Yazıyor burada 6-7 kişi geziyorlar diye. 6-7 kişi geliyorlar şimdi. Oo çok iyi. Zaman, çatışmaya gireceğiz ha. Aynen, o zaman burada siperlerin arkasında duralım en basitinden. Abi siperler bu dikkat edelim. Aynen. Bu köprüde olduğunuz zaman örneğin burada siperlikler var. Bunlar koruma sağlıyor örneğin. Yani ön tarafa bakıyoruz. Hani bazı kişiler serverde tabii her zaman olduğu gibi bazı yerlerin buglarını biliyorlar. Evet. Adamlar arkamızdan gelebiliyorlar. Bunlara dikkat etmek zorundasınız. Hani genellikle ne kadar çok kişi olursanız yani söyle ideal veya 3-4 kişi olursanız
hayatta kalma şansınız her zaman daha yüksektir yani. Görkem abi. Efendim abi. Şu karşıdaki bina var ya. Evet bak, abi. Oraya adam çıkmış bizi buraya buradan tarıyordu yani. Aynen. He, bazı bazı kişiler bu bukları biliyorlar. Yani herhangi bir binada olabilir. Binanın tepesinde olabilir bu buklar hani bilen bir kişi. Bunları oyun peki onlara karşı bir önlem oluyor mu? Onlara karşı önlemlerini aldı işte. Örneğin buklara çıktığın zaman canın gidiyor, ölüyorsun bazı yerlerde. Ondan sonra oyunda atış yapıyorlar. Anti ile programını geliştirmiş oyun kendisi dediği kadarıyla. Anladım. Gördüğü buldukları kişileri atıyorlar serverlerden. Bunları geliştiriyorlar. Sırasıyla artar tabii her gelişen oyun gibi. Bu da artacağını düşünüyorum. Görkem abi sen o izi bırak elinden, ben sana şunu atayım. Tamam onu da alalım. Başka silah olmayan varsa atabilirim. Atıyorum. Genel Uzi. Uzi'ye attım, alın onu. Mehmet sende stanak var mı? Bak Uzi'ye attım, alın onu kaybolmadan. Bir de yakından yazma Mehmet, adamlar görür gruptan yazarsan çok iyi olur. Görkem abi. Efendim? Stanağı da söyleyelim mi ticaretteki para birimi olduğunu? Tabii. Söylerseniz çok iyi olur. Çünkü ben fazla bilmiyorum. Rehber bazında bir video olacak. O yüzden her şeyi anlatırsanız sevinirim. Ahmet sen anlat. Ben de pek bilmiyorum hani o tür konuları. Ben de iyi. Oyunda Stanak diye bir şarjör var. M16, M4 masada gibi asos silahlarına takılıyor. Bu şarjörler oyunda ticarette para niyetine geçiyor. Mesela 25-30 stana bir sniper alabilirsiniz. Ama boş. Dolusunu 40 stana falan çok rahat bir şekilde alabilirsiniz. Anladım. Evet. Teşekkür ederim bu bilgi için. Mesela 40 stana AV Magnum satanlar oluyor. Örneğin PvP serverlerde item gene bulabilirler ama PvE'ye göre az olur. PvE'de çünkü hani deneyimsiz oyuncular olduğu için oralarda itemlerin spam olma sıklıkları biraz daha fazla diye düşünüyorum ben herhalde. Ama daha iyi item çıkıyor PvP. Aynen. Hani PvP'de tabii öyle bilmeyen oyuncular için ama hani PvE'de gezmek, hani kendilerine silah bulmak sonra PvP'ye geçmeleri daha iyi olur tabii. Daha iyi önlemleri olur. Tabii. Direkt PvP'ye girirlerse hani ve de bilmiyorlarsa hani bulundukları yeri hani kötü olur, hani ölürler yani. Gereksiz olur yani. Oyunda etkinlikler oluyor ara ara. Nasıl bir etkinlik oluyor? Zombie Ekim'de. Boss diye bir şey varmış en son. O eskiden şimdi o zombi boss etkinliği vardı. Haritanın iki tane yerine bir tane boss zombi getirdiler. Serverdeki herkes oraya doluştu. Zombiyi öldürdüğünüz zaman içinden bayağı bir hani oyunun nadir itemlerinden o zaman itemler çıkıyordu. Hepsinden bir 15, çıkıyordu yani. Tane. Hani orada bulunan kişi hızlıysa alabildiğini almaya çalışıyordu. Bir de şöyle etkinlikler oluyor 29 Ekim'lerde falan. Evet. Mesela giyeceği şey böyle nasıl desem böyle marketteki silahlar falan ucuzluyor. Bazı zamanlar öyle durduk yere şeyler yapıyorlar. $1 bir gece etkinliği. Bütün marketteki silahlar bir gece $1 oluyor. Bunlar herkes yani herkese 9999 gece dolar veriyorlar. Alıyorsunuz pipa atıyorsunuz sonra bir günlük süreleri oluyor. Bir günden sonra o itemler gidiyor geri normaline dönüyorsunuz. Normal itemler gidiyor yani. Evet. Aynen öyle. Güzelmiş. Çok güzel. $1 etkinliğinin asıl amacı aslında yarış. Oyun sürecinde yani en çok adam öldüren, en çok zombi öldüreni birinci, ikinci, üçüncü diye sıralandırıp ödül veriyorlar. O da ayrıcalık. Aynen. Öyle de bir özelliği vardı onun. Hani kullanamadığın itemler hani bazı itemlerde gözün kalıyor. Paran yetmiyor. Para çekmek istemiyorsun veya paran yok. Kullanamıyorsun. Bu $1 etkinliğinde bunu rahatlıkla kullanabiliyorsun. Kullanma zevkine varıyorsun. Herkese de tabii itemler oluyor. Eğleniyorsunuz. Arkadaşlarınız varsa daha iyi olur. PvP de clear ve small bracket tarzı şeyinde başlamanızı tavsiye etmiyoruz. Çünkü oralarda çok adamlar oluyor. Bir de tek gezmiyor oradakiler. 8-9 evet. Kişi geziyorlar. O yüzden böyle kampus. Aynen. Bazı PvP yerleri var. Çoğunlukla oralarda kişiler hani daha önemli kişiler oluyor. Bunlar hani o yerlere girerken biraz dikkat etmeniz lazım. Örneğin bu noktalar Rocky Ford, ondan sonra Clearview, Smallville tarzı yerler. Buralarda gene item bulabilirsin ama az item bulursun. Çoğunlukla adamlar vardır. Görürsün herkeste bir tane adam çıkma ihtimali %100 vardır o noktalarda. Oralara girerken biraz daha dikkatli olmalısın tabii ki de.
Ne kadar genet standın varsa o kadar. Yetenek ağacını PvE'de mi kassınlar, PvP'de mi kassınlar? Şimdi ikisinde farklı zombi türleri var. Bir tanesini yavaş zombi hareket ediyor. PvE'de yanılmıyorsam. Aynen, PvE'de bu galiba sorunu var. Zombi olduğu yerde duruyor, hani ilerlemiyor. Veya ilerlediği zaman da görmüyorsun, vuruyor. Hani bunlara dikkat edebilirler. Hani PvE'de zombi kasmaları her zaman daha iyidir. Çünkü PvP'de, çünkü çevresine de dikkat etmesi lazım. Örneğin arkasından bir tane adam gelip öldürebilir. İtemleriniz gidebilir. PvP'de rahatlıkla bir tane bıçak, hani yakın dövüş aleti bulduğunuz zaman rahatlıkla kasabilirsiniz. Ama az az kasarsınız, güvenli olur. Oyunda araba da var. Evet, PvS serverında sadece kullanabiliyoruz değil mi onu? Arabayı. Aynen, PvS serverlerine getirdiler. Ben pek spam yerlerini bilmiyorum. Bilen arkadaş varsa o tanıtabilir yerlerini. Ben mesela şimdi o polisin arkasında çıkıyor. O İsterseniz gelin gezelim. Adam yok galiba. Amirlerle gelin. Var da adam şehre girmeye korkuyor. 7 kişi var deyip duruyor. Aynen, 7 kişi var diyor. Polis merkezinin arkasında çıkıyor. Bu arada yüksekten düşünce ölmüyoruz. Onu da öğrendik evet, sizin aynen sayenizde. Eczaneye dikkat etmiyor. Adamlar bilmiyor ki bizim burada oyun tanıttığımızı, çalışmayacağımızı da işte. Korkuyorlar işte. Şimdi abi sen de gitsen sen de korkuyorsun. Dikkatli olmakta fayda var. Aynen. Yani yine de bir dikkat etmemiz lazım. Karşı taraf bilmiyor. Her türlü sıkabilir yani bizi. Görkem abi. Girerken her yeri kontrol etmeniz çok önemli. Yoksa ölebilirsiniz. Buyur abi. Oyunun nadir kendilerinden de bahsedilir mi neler olduğunda? Vallahi çok iyi olur. Yeni başlayanlar için de güzel olur. Başlayıp da bilmeyenler için de on numara olur. Ucuza satmayın yalnız. Oyunun en nadir itemi Nanozer. Ondan sonra Sniper'lar geliyor. Ondan sonra Imitar Impulse diye bir tane asol silahı var. İmitar, tamam. Normal Imitar da değerlenme. B85 diye bir tane ağız. Bunlar oyunun en nadir itemlerinden bazıları. Eğer bunları bulursanız, kullanmayı bilmiyorsanız satmanızı öneririm. Anladım. Peki satarken PvP'de mi takas yapsınlar? Çünkü bir takas sistemi gelmiş oyuna. Evet. PvE'de mi yapsınlar? Nasıl yapsınlar? PvP'de yapmalarını tavsiye ederim. Çünkü PvP'de adam biri eğer gelip vurursa o silah maalesef yok olur. Yani ikisi alabilir. Örneğin burada canlı yapalım istersen seninle bir Görkem. Gösterimini yapalım. Aa. Bir tane herhangi tamam, bir teme. Tamam, çok güzel olur. Geleyim karşısına örneğin ben. Evet. Karakterin üstüne ilerlediğin zaman takas sesi çıkıyor. Ben takas yolluyorum. Tamam. Şimdi aynısını Görkem de benim üstüme tıklayacak. Böylelikle takas ekranı açılır. Aynen. Sen de bana yolla. Tıkladım. Açıldı. Takas ekranı açıldı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi envanterimde olan bir itemi ben buradan seçiyorum. Tamam. Şu MP7'yi Görkem veriyorum. Görkem de bana el bombası veriyor. Şurada sağ tarafta takas gerçekleşti. Kabiliyeti tıklıyorsunuz arkadaşlar. Orada evet, takas benim tarafımdan gerçekleşti yazıyor. Karşı taraf da onaylarsa kabiliyet yazısını, takas böylelikle gerçekleşmiş oluyor. Evet, geldi bana item. Geri vereyim mi? Yok, gerek yok. Sen de kalsın. Benim tamam, itemim var. MP7 mi? Evet, MP7 var. Aynen. Vereyim mi abi? MP7 bende var. Ben sana atayım abi. Bende fazladan M4 ve BNFS90 var ama. Gördüm, mermisini verir misin? M16 da var. Arkadaşlar yetenek ağacını geliştirmeden bazı silahlar çok sekiyor. Yetenek ağacınızı geliştirdiğinizde o sekler azalıyor. Oğlum ıslanak biriktiriyor. Yetenek ağacını geliştirmek her zaman daha iyidir. Tabii öncelikle yani bunları PvE'de kasıp sonradan yavaş yavaş PvP'ye girseler daha iyi olur her zaman. Veya orta seviyede bir geliştirdikleri zaman PvP'lere rahatlıkla girebilirler. Hani komposa loot için gelen arkadaşlar her binaya girsin, her binaya girmelerini öneririm. Her binada item bulabilirsiniz. Aynen. Aynen, büyük markete doğru gidelim. Yok, FNP sistemi. Gidelim böyle. Suyunuz var mı acaba? Suyum var, gel atayım ben istersen yere. Arada antibiyotik lazım. Oğlum basa ya, basa bir hal oldum. Sen niye bu kadar oluyorsun? Antibiyotik isteyen diptörün yanına gel. Antibiyotik gerek yok da bir... Gel ben vereyim, bende vardı su, buyur gel. Alınsın. Kelle paça bak, deyip terörün tamam, yanına git, şurada bak. Şunu alın ha. Şöyle çok ben. Sağ ol. Bu arada burada yani yemeklere değersiz yürüp atmayın. Kamposta çok işinize yarar. Kesinlikle. Aynen. Örneğin bir yerde saklandığınız zaman üstünüzde yemek olması lazım çünkü. Kustuğunuz zaman hani hareket etmemeniz lazım, sessiz olmanız lazım. Çevreni gözetlemeniz lazım. PvP'de. Ne kadar hareketsiz
olursanız o kadar iyi olur. Adam sizi fark etmez. Ve adamı öldürme şansınız daha yüksek olur. Bu yönde hani yemek, su tarzı can itemlerini bulundursanız her zaman daha iyi olur. İsterseniz evet. Büyük markete gidip orayı da gösterebiliriz. Çok tabii, iyi tabii çok iyi olur. Bu arada bir şey soracağım. Ben o kadar zombi öldürdüm. Evet. Benim görev sistemi bug'a kaldı herhalde. İlerlemiyor. Abi ilk bak, adam aldı. Öncelikle görev sıralaması var. Görev sıralaması bana var. Birinci mısın? Görevi yapmadan yaptım. İkinci görevi yapamıyorsun. Yaptım. Birinci yapıldı. İkinci görevde takıldı. İkinci görev neydi? Bir kişi öldür. 50 zombi öldür. Öncelikle yani yaklaşık... bir kişi öldürmen lazım. Öncelikle bir kişi öldürmen lazım. Ondan sonra zombileri öldürmen şu lazım. Şu iki burası evlere de girmeyi unutmayın. Değerli güzel itemler çıkıyor. Bu arada söyleyeyim. Evlere de girin. Aynen. Şu benim olduğum eve falan. Oyunda adım Fidan gör. Yani. Mesela gece görüştü itemleri... kas çıktı. Silah da çıkıyor. Gökhan abi. Efendim abi. Hangi silahların insanlarda daha etkili olduğunu söylemek ister misiniz? Tabii ki de söyleyebilirsiniz, 10 numara olur. İş değilse ona göre millet hani pusar ya da bulmaya çalışır. Çok çok iyi olur biliyorsanız. Bende de var F90 isteyene. İlk başta sniper geliyor böyle eğer bulabilirsiniz. Olmazsa FNPS90 diye bir tane silah var elinde. Ama 6-Sagr'ın emniyeti daha yüksek. En basitinden bulabileceğiniz silahlar bunlardır zaten. FNPS rahatlıkla bir loot yerinden bulabilirsiniz. Evet. Yalnız burası lootlanmış. Adam yok lootlanmış yok, ya yok, buralarda silahlar var, ya var. Aynen. Vallahi silah da var yani. Bir tek deserteye yani, kompasa gelenler buralara uğrarsa hani her binaya girmelerinde büyük fayda var. Büyük yerler vardır, büyük market vardır, belli noktalar var. Oralara tabii girsinler ama kompasa ilerledikleri zaman hani ara yerlere dikkat etsinler daima. Yokcam hani, abi. Ummadan item tutabilir. Efendim abi. Herhangi sana item atayım abi. Yani pilsinin mermisini atayım. Attın mı sana ya? Heh anladım. Çok sağ ol. Bak örneğin bak şurada polis arabasında da ben bir FNPS buldum. Evet. Orada A12 falan tarzı silahlar da çıkıyor. Aynen. A12 Saiga tarzı item vardır. Bu item yakından çok yüksek hasara serdir. Yani adamı aynen tabi derse pompalı. Kişiyi çok rahatlıkla tek kursunda öldürebilirsiniz o iki silahla. Yakından öldürebilir değil mi? Hani uzaktan evet pek etkisi yoktur herhalde. Çok uzaktan pek etkisi yok ama örneğin küçük bir binanın içinde kustuğunuz zaman elinizde o tarz bir silah olması her zaman daha iyidir adamı. A12'de hani... pompalı silahlar da çok değerli bir silah. Yani aynen. İlk olarak Mosberg geliyor. İlk olarak Mosberg Kate geliyor. Sonra Mosberg geliyor. Ondan sonra A12'de geliyor. Yani A2 bulursanız öyle yere atmayın. Aynen öyle zombileri sıkmayın. Yani ne elinizde bulursanız elinizde bulundurun. PvP serverlerde dar bir alana pusma silahla. Rahatlıkla hani bir adamı öldürebilirsiniz. Zombi olabilir misin? Haber. Burada ağır zırh var isteyen varsa. Bende de var. 10 numara olur. Tamam. Kim söyledi abi nerede? Gel gel ben sana vereceğim. Piedra. Piedra. Al. Burası lootlanmış herhalde. Buraya da girin. Buradan da silah çıkmaması lazım. Aynen buradan çıkıyor galiba. Efendim abi. Efendim abi. Zırhları kaçıncı seviyeye koruduğunu ve antibiyotiklerin bandajların canını ne kadar yükselttiğini söyleyelim mi? Vallahi abim ilk sormana gerek yok. Söyle. Çünkü cidden çok önemli bilgiler veriyorsunuz. Hani oyun içerisinde hayat kurtaracak bilgiler. En az veren bandaj olur. Çok az bir şekilde canınızı yükseltir. Ondan sonra antibiyotik. Ağır kesilir. En son ilk yardım çantası. O, canınız ayaklarda olsa bile birden fuller canınızı. Eğer ondan bulursanız yanınızda tutmanızı öneririm. Bu arada itemleri yani hani yerde itemler varsa böyle evet değer sistemler onları yere alıp yere atıp yerine o itemler silinir. Bir zaman sonra yeni itemler spamlıyor. Bu arada büyük bandaj diye bir şey var oyunda. Yani öbür oyunun yani büyük bandaj ya da oyundaki. O bandaj canınızı kırmızı oluyor. Bandajın kırmızı. Onu basarsanız canınızı fuller. Aynı medkit gibi de. Canınız ne kadar az olursa olsun canınızı fulluyor. Onu da söyleyeyim. Çok teşekkürler. Sesi biraz kısayım ben. Ondan sonra oyunda bulabileceğiniz... Mesela burada M4 buldum ama çitlerin arkasında olduğu için... Şu evin içinde çok güzel itemler oluyor ben sabah girdiğimde. M4'ü bırakır mısınız? Kim aldı M4'ü?
İkinci katında silah çıkıyor arkadaşlar. Buranın. Emmisi lazım da. Aynen, bunun her katında item bulabilirler. Genellikle birinci hani giriş katta ve bu ikinci katta silahları her odada bulabilirler. Üst katlara çıktıkça itemler tek odalara düşüyor bazen. Aynen, tek şu an mesela ben AA12 buldum. Evet. Burada. Kullanabilen varsa vereyim çünkü ben kullanamadım sabah. Atayım yere. O yakından işe yarar ya. Yakından iyi olan sağ olsun. Attım. Alsın Mehmet. Alın abi. Çünkü ben beceremiyorum. Ziyan olmasın silah. Bak burada da var. M4 var. Onu ben sarjörünü aldım ya. Tamam vereyim abi. Onu ben sarjörünü almıştım. Almanıza gerek yok ya. Zırh isteyen var mı? Ağır abi, zırh. Abi. Efendim. Çadırların orada bir sürü zombi bir aradaymış. Bana doğru koşuyorlar. Biri olabilir. Gelin abi. Çadırların geldi. Orada. Aynen. O zaman arkadaşlar doğduğunuzda dikkat edin spamda. Bazı kişiler spama kusuyorlar. Evet, birisi çatışıyor. Ben sıkıyorum. Yani goblin spamı. Yani goblin spamında doğduğunuz zaman yani çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü Blazer'lılar, AV Magnum'lular bazı seri desertler oraya pusabiliyor. Oraya çok yani kişiler, oyuncular hani karakteri şehirde yakalamaktansa doğdukları anda bulup öldürmeyi tercih ediyor. Burada gece görüşlü kas buldum. Çok güzel. Ondan da bahsedelim. Aynen, ondan bahsedersek son gelen güncelleme biraz etkili oldu gece ama şu an bir işe yaramıyor da. Aynen. Yani önceden havaları karardığı zaman çevreyi göremiyordunuz. Hani çevrenize daha dikkatli bakmak zorunda. Bir gece görüşü hani dışarı çıktığınız zaman bir işe yaramıyordu, yani çevrenizi göremiyordunuz. Gece görüşü en lazım itemlerden biriydi. Mehmet, yeni gelen atar mısın? Onu ama yeni gelen güncellemeyle hani pek ihtiyacınız yok, değeri düştü diyebiliriz yani gece görüşünü. Kullanılmayan bir item oldu. Peki aşı türleri var. Baya 2-3 tane aşı türü var herhalde yanılmıyorsam. Aynen. 2 tane. Ve K4 onun 2 tane. Ne işe yarıyor? Yani hastalandığımızda yani aşı ne yapabiliyor? Yani, zombiler size vurduğunuz zaman hani karakterinizde sol alt köşede karakteriniz üstünde bir zehirlenme oranında %1 oranında bir aşı hali var. Hani zehirlendiğinizi gösteriyordu zombiler tarafından enfeksiyon kaptığınızı. Hani Mehmet, siksel grubu memnunsun, bana atar mısın? Bir tane bir örneğin K4 aşısı 1 var, beyaz renkli aşı var. Bu Fatih, beyaz renkli aşıyı kullandığınız zaman bu belli bir yüzdesini götürür. Siksel grubu memnunsun, bana atabilir misin ya? Hepsini götürmez. Zehirlenmenin %70 civarındaysa. Vermi yok da o yüzden şimdi. Adam çıkarsa sıkıntı olur. Atarsan sevinirim. Ben sana vermişim. Aşıya ihtiyacı olan varsa atabilirim. Yok, sağ ol. Sağ ol Mehmet. %70 bir zehirlenmesi varsa önce. Siksel gram lazım. Evet. Yapını koyarsın. Beyaz aşıyı kullandığı zaman %50'ye düşer veya %40'a düşer. Hani zehirlenmesi. Tekrardan 1-2-3 tane bulması lazım. Ama bir de bunun altın renkli, sarı renkli bir tane aşısı var. Bu aşı en gelişmiş aşısıdır. Kullandığınız zaman tüm zehirlenmeyi tek anda giderebilir yani. Çantalardan da bahsedelim. Aynen. Oyunda birkaç çanta bulunmakta. En güzeli komando çantası ama o çok az kişilerde var. Nadir, belli ki. Ondan sonra askeri çanta geliyor, 32 slotluk. En büyüklerden biri. Sonra dağcı çanta, büyük boy. Ondan sonra işte orta. Ayıcıklı. Sonra küçük boy. Orta boydan yüksek GameSpot çantası var. Evet. Aynen. Bir 4-5 slot fazla GameSpot çantası. Bunu normal oyundaki dolarla alabilirsiniz, 3000 dolara. Rahatlıkla bulabilirsiniz. Ama eğer askeri ya da dağcı gibi bir çanta bulursanız onunla PvP'ye girmenizi tavsiye etmem. Attığım silahlar boştur, almayın. Aynen, onlarla genellikle PvE'ye girip item lootladığınız zaman daha iyi olur. Hani daha fazla item bulabilirsiniz. Çünkü PvP'de ölürseniz çanta gider, boss'una gider. Bunun yerine PvE'ye girin, item lootlayın. Daha fazla silahınız olur. Böylelikle PvP'de sıkıntı çekmezsiniz item sıkıntısı. Bu arada killinizi de yükseltmeye çalışın. Çünkü bazı klanlar kill az olan adamları klan almıyorlar. Aynen. Klan alma durumlarında bazı takımlar kill üstünden alım yapıyorlar. Eğer hani amatör biriyseniz hani PvE serverlerde klan aranır yazıyor bazı kişiler.
Bunlarla konuşup anlaşıp beraber kendiniz klan kurabilirsiniz. Bunlar sizin için daha idealdir çünkü. Çoğu klanlar kill üzerinden aldığı için beraber olmanız daha iyidir yeni başlayanlarla. Kendinizi beraber geliştirirsiniz. Daha iyi olur. Ümit, kampos var mı, yazsana bizim. Peki oyunda klanın bir avantajı var mı? Klan savaşları falan yapıyorsunuz. Evet, klan savaşları falan oluyor. Ama biz yeni olduğumuz için biz daha birbirimize alışmaya çalışıyoruz. Kendi nasıl oynuyoruz, birbirimize takım çalışmaları yapmaya çalışıyoruz. Bunları geliştirdiğimiz zaman takım savaşlarına girilir. Her girer. Örneğin oyunda bu yerleri vardır. Mesela orada gördüğünüz gibi. Bu şans anladın kutusunu oyundan çıkınca envanterde silah ya da başka bir şey olarak görünüyor değil mi? Envanterinizde yer olması gerekiyor onun. Anladım. Envanterinde ağırlık falan varsa abi o zaman şey olmaz. Açılmaz o. Yine senin şeyinde kalır. Örneğin oyuna yeni başlayan arkadaşlar örneğin airport'ta güzel silahlar bulabilirsiniz. Hani zombiler ama fazladır orada. Hani oraya gene bir 2-3 kişi gitmenizde fayda var. Tek başınıza giderseniz ölebilirsiniz. Tehlikeli olur. Ama loot da yani yeniden spam oluyor mu? Oraya lootluyorsunuz, geri dönüyorsunuz. Orada item spam olmuş oluyor yani. Aynen. Bayağı uzun bir yer. Hani ilerliyorsun sonunda. Yani bastan basıp sonuna kadar ilerletmişsin. Bu arada şey kurmuş. Var aynen biz bu? Geldim. Yoktu ya. Baksana yukarıda at. Bir şey sorabilir miyim? Buyur. Bir dakika işim var da köprünün üstünde durabilir miyiz biraz? Tabii. Bizim orada için sorun yok. Burada büyük ihtimal adam var çünkü adam bir saattir yazıyor ki kampusa gitmeyin. 7-8 kişi kamposlar. Buraya çıkılmıyor niye ya? Çıkılmıyor buraya ya. Çıkılıyor. Çıkılıyor. Bu taraftan gelir. Ha, buradaki can iteminiz yoksa bu arabalardan da can itemleri çıkıyor. Aynen, burası cennet gibi bir şey herhalde. Çıkıyor. Bu arada sizlere Smallware ve şey yeni başladığınız zaman Smallware ve Black Battle'a girmenizi tavsiye etmiyoruz. Çünkü orada hep pompalı türlü silah tarzı kişiler oluyor. 10-12 kişi. Klanlar oralarda takılıyor yani. Klanlar bir dakika ben geliyorum. Tamam. Gitmezseniz sevinirim. Hani oralara girerken klan olarak girdikleri için pek bir şansınız olmuyor. Evet. İlerlerken arkanızdan ve sağınızdan başka bir klan arkadaşı çıkıp sizi öldürebiliyor. Bunlara dikkat edebilirsiniz. Benim üstünde olduğum arabaya binin içine girilebiliyor abi şunu. Evet, sabah ben ona girdim, çıkması 2 saat ya. Evet, zor. Ona dikkat etmemiz lazım. Sabah girdim pişman oldum ben ona. Zor oluyor ya. Belli bir noktasında. Bu arada yine telefon çalıyor. Ahmet al abi şunu. Önün arkadaşlar işte airport'a gittiğiniz zaman airport'un yukarısında Glenwood Springs diye bir yer vardır. Orada zombiler yoktur. Hani rahatlıkla orada item lootlayabilirsiniz. Silahlar, zırhlar orada. Ama dikkat edin oraya PvP'den girmeyin. Çünkü Crystal Lake Sport'un spamı orası olduğu için çok tehlikeli oluyor. Orada adamlar doğuyor yani PvP'de yapmayın. Aynen. Görkem zamanında bir videosunda oraya gitmişti galiba. Orada öldürmüşlerdi Görkemleri. Evet, oraya Görkem? Yakın gitmiştik. Orada pusuya düşürdüler bizi akşam oyununda. Bu arada Crystal Lake Sport'ta da bayağı item çıkıyor. Onu da söyleyeyim. Orada da item çıkıyor bayağı. Oraya da gidebilirsiniz. Ama PvP'de gidin öneririm. Çünkü PvP'de giderseniz orada da kampus gibi PvP oluyor. Ama az oluyor. Yine fazla olmuyor ama az oluyor. Ama orada da adamlar oluyor genellikle. Örneğin Norad Military Base diye bir askeri bölge vardır. Burada çok fazla zombi vardır. Sadece orada bulduğunuz silahlar biraz tehlikelidir. Hani Mehmet silahlar çok ciddidir. Mehmet'e yardım istiyor ya. Oradan çıkamazsın Mehmet. İleriye gideceksin. Mehmet abim oradan değil geri git. Geri git. Zıplaman lazım yukarıdan. Bak orta bölüme gel. Orta aynen, bölümden çıkıyorsun. Çıktın mı? Pardon. Pardon, çok pardon. Özür dilerim. Evet. Sonra arkadaşlar PvE serverlerde haritada genellikle adamlar çok az bulabilirsiniz. Clear'dan sonra adamları nadir görebilirsiniz. O taraflara pek gidenler olmuyor benim bildiğim kadarıyla.
Aynen. BVS serverlerde oralara girip örneğin Springle Ridge Trail Park diye bir yer vardır. Evet. Karavanların karavanlardan oluşturulan bir alan. Burak abi. Orada rahatlıkla item bulabilirler kendilerine. Oradan şuraya gelin şuraya. Crystal Lake Resort'tan. Son bir şey soracağım Ceyhun. Bu FPS'nin altında oradan insan var. Aynen. O insandan evet. Biraz bahseder misiniz? Kimisi tabii diyor ki radar diyor. Düşmanın yerini tespit ediyor. Evet o radardır. Hani üstünde zaten FPS'si yazar. O yeşil karakterinizin kırmızı olduğu anda tehlike altındasınız oluyor. Yakınınızda bir zombi vardı. Hani zombi size doğru geldiğinde zombiyi öldürdüğünüz zaman o geri düzelir. Eğer düzelmezse hani çevrenize dikkatli bakın. Bir tane adam vardır büyük ihtimalle çevrenizde. Bu arada peki, yere bir süre vurursanız... Buradan çıkıyorum Mehmet gel. Yere vurursanız mermi sesi gibi en ses gelir. En sondan şey yap. Aynen yere vurduğunuzda mermi sesi geliyor. Abi orada... olmazsa birinizde kum torbası barikat falan varsa versin de kursun. Öyle de çıkabilir. Aynen öyle de çıkabilir. Mehmet tam oradan çıkıyor abim. Tamam, geri gel. Oradan çıkıyor aynen. Oradan çıkıyor bak. Oradan zıpla. Ha çıktı. Tamam. Çıktı Mehmet. Gel gelin. Abi gel beni oraya. Oyunda bazı görüntüler var. Bu arada o radarın bir de şey özelliği varmış. Hani partideyken radar yeşil görünüyormuş. Yanınızda adam bile evet. Olsa. Aynen. Partide olduğunuz zaman arkadaşınızla tababasında hani serverde şey, grup işte yatıyorsunuz. Yan yana geldiğinizde bir tehlike olmuyor. Çünkü takım arkadaşınızı öldüremiyorsunuz. Hani bir hasar veremiyorsunuz. Hani daha iyi oluyor. Böylelikle yakında rahat güvende olursunuz. Beraber. Orada gene kırmızı olduğu zaman çevrenizde tehlike altındasınızdır. Yani çevrenize bakmanız iki kişi her zaman daha iyidir. Bunun mesela... bu arada birisi daha bir şey diyordu. Heh, buyur. Geçen gün oyun herkese 2 günlük premium verdi. Evet herkes şey günü değil mi? 29 Ekim'de. Evet 29 Ekim'de hani böyle 23 Nisan, 29 Ekim, 19 Mayıs'ta falan etkinlikler oluyor genellikle. Arada sırada normal etkinlikler de yapıyorlar. Oyunda şey var. Oyunda silahlara takılabilen görüşler var. Bunlar menzilin artmasına yardımcı oluyor. Eklentiler var bazı eklentiler. Bazılarını rahatlıkla bulabilirsiniz. Örneğin ileri kavrama denilen bir tane eklenti silahın geri tepmesini engelliyor. Silah parlayıcı. Neydi onun ismi ya? Altıcı var. Aynen. Ateş ettiğiniz zaman ateşini düşürüyor. Hani görünmez oluyor yani ateşin nereden çıktığını. Ve bazı görüş sistemleri var hani dürbün takma olasılığı falan var. O belki en iyi silah takılan dürbünler yani eklentilerden biri şeydir. Neydi onun adı? İsmi görüşü mü? Yok refleks değil. Kompakt skop yani. Aynen yani onları oyunun paralarıyla bulabilirler. Yani oyuna kendi parasıyla alabilecekleri eklentiler vardır. Bunların bir tanesi kompakt. Hayır. Kompak mıydı? Neydi kompak onun ismi? Kompak parayla o geceli olmuş. Aynen. Bir tanesi de 15.000 dolara alabileceğiniz item var. Bir tane de Cobra denilen bir tane görüş vardı. Onu da 15.000 dolara alabiliyorsunuz. Dikkat edin. Eczanede adam olabilir. Bu arada. Eczane, itfaiye, polis. Bu yerler çok önemli yerlermiş. Askeri olsun. Neden öyle? Eczane yerinden rahatlıkla can itemleri toplayabiliyorsunuz. Barikat kurmuş yani bu arada içeride. O geldiğimizde de var. Var mı? Var mıydı? Tamam. Ben şu çorba alayım. Ama bana... Bu arada oyunda bazı itemler oyunun içerisinde olduğu halde kullanılmıyor. Evet. Nedenini evet, bazı bilen itemler, bazı itemler buglu. Bazı itemler var pazarda ama oyunda spam olmuyor veya mermilerini bulamıyorsun. Mesela... Jericho türü, Jericho'ya benzeyen bir tane silah var. Mesela o silah kullanılmıyor. Sıfır mermi gözüküyor full. Şey o, sonra işe yaramayan bir tane de şey var. SMG kavraması var. O da standart ağızlık var. Hiçbir silah takılmıyor ama normalde susturucu. Başka sormak istediğin, merak ettiğiniz bir şey var mı Görkem? Vallahi şu an yok. Boş boş gelir. Yani yorum atan olursa da videonun altında sizinle birlikte cevaplandırırız diye düşünüyorum. Uzi var. Çünkü evet. Sizinle birlikte bu oyuna başladım. Çevrem gelişti. Bayağı da bir yorum atan, merak eden mi vardı rapper konusunda?
Oyunu çünkü bilmeyen çok, benim gibi. Yeni başlayan da çok. Bu arada serverlar birleştirmiş birkaç oyunla, yanılmıyorsam. Evet, Invedzi diye bir tane oyun vardı. Evet. O oyunla birleşti. Oyuncu sayısı bayağı bir arttı ondan sonra zaten. Evet. PvP serverler önceden 50 kişilikken 99 kişiliğe yükselttiler. Hani PvP serverlerde her kişide bir adam çıkması artık muhtemel oldu. Ve 99'u da full dolu yani. Hafta sonu hiç yer yok. Akşam evet, 1'e 2'ye kadar. Serverler dolu oluyor ya. Onlara dikkat etmek hatta lazım. Hatta PvE'ye girecektik. Sizinle birlikte araba yerlerini göstermek istiyordum. Fakat hani olmadı. Ben size söyleyeyim. O ilk başladığımız yerdeki evin sağ tarafında orada bir tane en köşede otobüsün orada arkası önünde bir tane bina var. Yani komposta polis merkezinin arkasında rahat bir tane item bulabilirsiniz. Bu arada nereye gidiyoruz? Bu arada ben de hiç bilmiyorum. Sizi takip ediyorum. Bence Smal'a gitmeyelim mi ölürüz? Smal'a gitmeyelim bence de. Şutra Farm'a gidelim mi? Oradan doğru kamp splendir falan. Bence hadi o kadar video uzun olmuştur bence. Aynen video uzun oldu. Bence güvenli bölgeye gidip bitenlerimizi bırakalım. Aynen güvenli bölgeye gidip hem onu gösteririz, depoyu gösteririz. Aynen depoyu gösterelim. Dikkat edelim adam olabilir. Tabii premium olsaydı şu an hiçbir sorun yoktu. Yani direkt çıkıp depoya girebilirdik. Mesela burada masa da buldum ben. Arabaların içine bakın yani. Masada falan çıkma olasılığı %... Görkem. Efendim? Deep Terror gör beni gelsene yanına. Evet geldim. Gel. Abi istersen al bunu. Göster gece görüşünün özelliğini. Tamam. Neye basınca? Çantam dolu. Bir dakika çantam dolu. Burada M4'te mi 2 mi attı? Arkadaşlar gece görüşü yer taktığınızda N tuşuna bastığınızda gece gündüz gibi oluyor. Tabii eskiden yeşildi bu görünüm ama şimdi bembeyaz. Evet. Sonra yeşil mavi oldu. En sonunda yeşil şey yaptılar. Bembeyaz yaptılar. Önceden daha etkiliydi. Önceden gece görüşü çok etkiliydi ama şimdi pek bir özelliği kalmadı diyebilirim. Deep Terror dur vereyim ben sana bunu. Bu arada attım yere gel. Yeşil evden, benim baktığım olsun yeşil evden çanta çıkıyor. Çünkü ben biliyorsunuz haftada birkaç kere giriyorum. Bende durması bir işe yaramaz. El feneri karşıdan görünüyormuş. Biz 3. videoda, kafaya yediğimiz videoda el fenerini galiba gördüler bizi, yanılmıyorsam. Aynen öyle. Bu yüzden hani gece görüşü kaskı bulmanız daha iyi olur. Çünkü çevrenizi aydınlatmazsanız hani haberi olmaz çünkü başka biri varsa yerinizi belli etmez. Rahatlıkla ilerleyebilirsiniz. Rahat, güvende olur. Aynen. Şimdi arada, yavaştan gidiyoruz değil mi? Güvenli bölge. Bütün evlere bakın. Olduğumuz yerdeki bütün evlere bakın. Genellikle bu evlerden yani silah çıkma olasılığı %90. Hani bu çevrede nadir silahları bulabilirsiniz. Hani bizim arkadaşlarımız SVD denilen bir tane sniper türü askeri çantayı buldu. Hani bunları rahatlıkla buralarda eğer şansınız yaver giderse bulabilirsiniz. Bir de şurada item çıkıyor. Bir bak abi bana. Görkem abi. Buraya, bu eve bakın. Sonra şuraya da bakın. Benim olduğum yere bakın. Burada genellikle silahlar çıkıyor. Yani hiç gitmeyeceğiniz yerde aralarda bile yani silah çıkıyor. Loot yerleri var. Aynen o yüzden her yere dikkatli baktığınız daha iyi olur. Çünkü bu nadir silahlar genellikle diğer spawn noktaların hani itemlerinin daha farklı yerlerinde çıkıyor. Yani abi. Normal... Efendim. Bu arada ben sana şimdi o kamposta çıkan öbür araba yerini de gösteririm. Oradan tamam gidip ben sana şimdi gösteririm o arabanın yerini. Şu markete bir bakalım. Peki oyundaki şeylerden bahsedebilecek misiniz? Rütbe sistemi var. Polistir, komiserdir. Polis şey olarak oluyor. Polis sivil yani böyle terörist falan öldürünce yani. Sivil öldürmüş adamları öldürünce oluyor. Katil, terörist falan da böyle polis, sivil adamları öldürünce oluyor. Peki eksiye gitme yanı varmış. Eksi işte aynen o. Karakteriniz ilk oluşturduğunda sivil olarak oyuna başlıyorsunuz. Hani ondan sonra sivil öldürdüğünüz zaman rütbeniz eksilere gidiyor. Biraz kötü adam pozisyonuna ilerletiyor sizi. Örneğin hain derecesi var. Örneğin katil, suikastli. Bunlar sırasıyla artıyor tabii ki de. Örneğin siz bu sivilken bu hain,
katil tarzı birini öldürdüğünüz zaman seviyeniz bu sefer iyi adam rolünde yükseliyor. Birisi çatışıyor mu? Hayır. Mehmet şey diyor, hepimiz polisiz diyor. Evet, şu an hepimiz polisiz. Benim öbür polis değil, o terörist olması. Pedro'yu bekleyelim isterseniz de, geride kaldı arkadaşlar. Yok, ben geliyorum. Devam. Sağ alt taraftakisi bug yaparken öldü, önlüğün yazdı. Önlüğün oyunun işte bu tür şeyler var. Bug'a çıktığınız zaman canınız azalıp ölebiliyorsunuz hani. Böyle. Ya da direkt ölüyorsunuz. Tamam. Benim başıma geldi, durduk yere öldüm. Ben bu videoyu izleyen arkadaşlara bir şey daha söylemek istiyorum aslında. Tabii. Bilgisayarı veya interneti böyle çok aşırı derecede iyi olmadığı sürece zombilerin arasında fazla girmesini tavsiye etmiyorum. Çünkü çoğu arkadaşım ve benim başıma geldi. Kasmadan dolayı, zombilerin buglarından dolayı çoğu zaman ölüp itemlerinizi kaybedebilirsiniz. Tavsiyem hepsini toplamayıp böyle tek tek yakın dövüş silahıyla kesmeniz. Abi sen benim yanıma gel, ben sana göstereyim araba çıkan yeri. Yani ölmeyi istemezsiniz. Fidan gör abi. Yanınızda tamam, takım arkadaşınız varsa daha rahatlıkla zombileri öldürebilirsiniz ve öldüğünüz zaman takım arkadaşınıza güveniyorsanız hani güvenilirse şurada abi, şurada genellikle araba yani çık. Burada hep araba çıkar ama alınmadığı sürece. Genellikle insanlar buradan araba çıktığını bilmiyor. Evet, bu bölgede araba çıkıyor. Ve arabaları sürerken arabaları sürerken dikkatli olmaları gerekiyor mu şimdi? Çünkü ben de bindim. Çok kötü bug var o arabada. Evet, bazı bugları var. Aynen. Örneğin arabayı sürücüsünden baskısı bindiği zaman örneğin iki kişilik bir arkadaş grubunuz veya üç kişilik arkadaş grubunuz arabada biniyorsunuz. Örneğiniz Görkem arabayı sürdüğü zaman arabadan indiği zaman ben bindiğim zaman araba bug'a girip beni haritanın bir noktasına fırlatıyor arabayla beraber. Bunlara dikkat edebilirsiniz. Sonra kaldırımlara çıktığı zaman araba olduğu yerde takılı kalıp... Dip terör gel, dip terör oradan gitme. Çıkaramıyorsunuz. Spamundan gidelim. Bakıyor. Yani işte buralarda hani daha spamunda olduğun zaman buradan dip şehre terör. Girip... bu arada Ceyhun lafını da kestim. Senin de klanın var. O klandan bahsetmek ister misin? Kurucusu ya kimdir? Bu aslında ben ilk başladığımda oyuna bir iki arkadaş alttan yazmıştı. Şey yapıyoruz diye, klan alım yapıyoruz diye Skype'sini vermişti. İşte onlarla bir hafta falan takıldık. Sonra dedim ki hani burada madem kalacağız klan kuralım, hem partiye falan gerek kalmaz. Hı hı. Biz 4 kişi oynuyorduk. Sonra tabii bu 3 ay tatilde. Sonra üniversite olayları falan oldu. Onların mecburen giremiyorlar. Vize olayları falan. Ben tek kaldım, sonra klan bana kaldı. İşte bir arkadaşım var, onunla beraber oynuyoruz. Sonra ben onları buldum, onlarla falan oynamaya başladım. Sonra ben bir aralar oyun oynamıyordum. Onları da arıyordum, ulaşamadım. Sonra hani bu klana geldim ben de, şimdi olduğumuz klana. Onlar yani önceden tanışıklığımız var Burak abiyle. Onun klanındaydım eskiden. Peki klanlarınızın isimlerine bakıyorum da bir anlamları var mı? Benimki Don't touch me, yani bize dokunmayın, bana dokunmayın anlamında. Anladım. Ceyhun sizin? Bizimkisi de Ungamers, oyuncu olmayan kişiler galiba anlamına geliyor, tam Türkçe karşılığı. Oyuncu olmayanlar. Anladım. Anlamına İkisi geliyor. İkisi de güzel anlamı var. Evet. Dikkat edin, burada spam yapışmış adam olabilir, tarayabilir. Aynen, spam olduğun zaman bu, tam burada spam olmuşsunuz. Bu sehrin bir komposun bir budağı spamı denilen yeri var. Bir de az sağ tarafı, market taraflarına gittiğimizde biliyorum, onun az daha az sağ taraflarında spam olabiliyorsunuz. Bazı oyuncular dediğim gibi şehirde sizi yakalamaktansa doğduğunuz yerleri pusuyorlar çevrenize. Aynen. Ve doğduğunuz anda sizi öldürüyorlar. Hani bunlar geri basınca gelecek en kötü olay diyebilirim yani. Ya oyunun saçmalığı aslında. Bizim... Şeyden de bahsedelim. Tamir seti ve benzin var. Bu arabalar hasar gördüğünde ya da benzin bittiğinde siz onları yüklüyorsunuz, araba tekrar çalışmaya başlıyor. Ama şu an nık yani tamir setiyle şeyin yok. GC ile satılıyor bu itemlerin. İkisi GC ile satılıyor. Oyunun kendi para sistemiyle satılıyor. Hani pek aslında ihtiyacınız hani gerek yok tabii. Daha haritada büyüttan büyüce gitmek istiyorsanız benzin yanında tamir seti almanız şart. Eğer tabii yoksa. Masa da sıktı ya bizden biri. Mehmet
Umarım. Bu arada masada da değerli bir silah yani. Six Augur'dan yani masada Six Augur ilk olarak Imitar, sonra Famas, sonra L80 ve sonra masa da geliyor. Sonra Six Augur falan. Sonra M16, M4 tarzı silahlar geliyor ama bence M4 M16'dan daha iyi. M16'dan daha çok sekme oranı var. Benim aslında Assault olarak en çok beğendiğim silah Honey Badger. Ha, bu da onu unutmuşum işte. Şeyden sonra o geliyor. İmitar şey L85'ten sonra. Ve FN Scar Knight. Ha, onları unutmuşum. Night Stalker daha doğrusu. Scar Knight nereden? FN Scar var. Night Stalker var. Bir şey daha soracağım. Oyuna yeni başladık diyelim. Yani herkesin kullanabileceği silah nedir? Ortak çekiç silah. Çekiç ve Jericho veriyor başladığı zaman. Taramalı zaman olarak ne şey yaparsınız? Yani yeni başlayanlar. Skillerinizi fullemeden yani bence PP girmeyin çünkü silahlar olağanüstü sekiyor. Ama bulabileceği silahlar FNPS tarzı silah olabilir. Her yerde rahatlıkla buluyor. 50 mermisi var. Rahatlıkla hani zombi öldürmede veya hani adam öldürmede adamı bolca sıkabileceği mermi var. Hani bunlar da iyi olabilir diye düşünüyorum. Anladım. Şu satalım an, şimdi biz güvenli şu an bölgeye çıkış geldik. Atacağız. Güvenli bölgedeyiz arkadaşlar. Ondan sonra depoyu evet göstereceğim. Sol altta böyle artı ve zır işareti çıktığı zaman güvenli bölgesiniz demektir. O zaman hiç kimse size ateş edemez. Siz de buradan onlara ateş edemezsiniz. Aynen. PvP serverlerde de bu geçerlidir. PvP serverde bir alana geldiğiniz zaman haritanın dışından biri sizi vursa da hasar almazsınız. Arkadaşlar teşekkür ederim. Güzeldi. Loot da topladık. Aksiyon yaşamadık ama hiç değilse zombileri öldürdük. Yetenek kastık. Aynen yetenek kastık. Hiç değilse faydalı bir rehber olduğunu düşünüyorum. Umarım diğer arkadaşlar da beğenir. Bu arada ben yetenek ağacını göstereyim arkadaşlar. İlk önce bu sırayı sonra bu sırayı yaparsanız çok çok iyi olacak. Yani silahları ikinci sıra yaparsanız daha iyi olur. Karakteri güvenli bölgede çıkarttık. Çantaya girdik arkadaşlar. Depomuz açıldı. Güvenli bölgenin dışında çıkarsanız depo açılmaz. Ancak premium olması lazım. Tekrar belirtelim onu. Silahlarınızı atabilirsiniz. Bir sınırı yok değil mi bu deponun? Hayır. Yok tamam. Sınırı yok. Sonsuz. Galiba. Çok güzel. Oyuna girerken ya da PvP öldünüz, dirildiniz. Buradan silah alıp çatışmaya devam edebilirsiniz arkadaşlar. Bir de öldüğünüz karakteri yani gece 30 gece karşına direkt canlandırabiliyorsunuz. Evet, veya verilen süre karşılığını bekleyip ondan sonra canlandırıyorsunuz. O da var. Görkem abi istiyorsan marketteki silahları göster bizim unuttuklarımızı. Evet. Şöyle gösterelim bir dakika. Bir çantaya ayarladım ben. Evet bunlar kalsın. Yani marketten silah almayın yani. Size söyleyeyim mesela imitar alın. Impulse imitar alın. Normal imitar. Fena'nın Ice Talker falan alın. Ama marketten mesela silah almalarına gerek yok yani. Eğer evet şansları yaver giderse herhangi bir silahı bulabilirler yerde. Ama yani gidip Evo almanızı önermiyorum. Gidip 100 GC'ye B92'nizi almanızı. Bu arada oyunda durduğunuz sürece SGC'ye geliyor. Evet oyunda durduğunuz sürece oyun size bir hediye olarak GC veriyor arkadaşlar. Bu arada zombi öldürdüğünüz zaman da yani normal dolar geliyor. Aynen. Zombinin içinden para çıkıyor değil mi? Çıkıyor ama yine de dolar geliyor size zombi öldürdüğünüz. Anladım. Oyundaki en güçlü sniper hangisi? AV Magnum değil herhalde. Yok. Mausur SRG Desert Elite diye. Mausur SRG mi? Bir de evet, 3000 GC. Bu oyunda yani AV Magnum'un yani şeyini damage'ini çok yükseltmişler. Normalde Mausur SRG Desert'ten sonra M17'nin gelmesi gerekiyor. Bu oyunda AV Magnum'un damage'ini çok yükseltmişler. Abi, mesela M17'den daha çok damage'i var AV Magnum'un. Mesela ben şey de söyleyebilirim. Evet. Normal AV Magnum'la nanozırha sıktığınızda tek atmıyor ama Mausur bir tek Mausur Elite şey yapıyor, tek atıyor nanoya. SV98 var. O bile tek atmıyor nanoya. Onu söylersek iyi olur. Arkadaşlar bir kez daha teşekkürler. Güzel bir video oldu. Umarım beğenir arkadaşlar da. Herkese teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.